sosyal güvenliği 3 haftadır program yapıyorsun. Evet. Ama bugün iki kapıya gittiniz. Evet, İpsala sınır kapısı ve Kapıkule'ye gittik. Evet, peki orada yurt dışından gelen vatandaşları karşıladınız. Aynı zamanda Kanal 7 de oradaydı ve birçok çekim yaptınız. Oradaki vatandaşlar ilk izlenimleri ne, konuştuktan sonraki izlenimleri ne, vatandaş Avrupa'ya nasıl bakıyor? Yani şöyle söylemek istedim, Avrupa şu anda vatandaşta şunun bir korkusu var, şunun telaşı var. 2018'de bilgi paylaşımı sistemi açıldığında Türkiye'deki mal bildirimlerini ülkeler arası paylaşım yapılacak ve yurt dışında yardım alan vatandaşlarımızın yardımları kesilecek. Bundan dolayı burası çok önemli. Nasıl yardım kesilecek? Yani örnek veriyorum ki vatandaşımızın Türkiye'de evi var, evet, arsası var, ticari taksi var. Bunu yurt dışı bilmiyor doğal olarak. Yardımı ama kesen Türkiye mi, karşı taraf? Karşı taraf. Ama Türkiye'deki mal varlığından dolayı yurt dışında yaşadığı ülke yardımı kesiyor, sosyal yardımı kesiyor. Ama bence Ümit, Türkiye bence vatandaşının hakkını içeride tutmalı gibi düşünüyorum. Çünkü neden? Bak şimdi zaten yardımla bu adamlar geçiniyor. Türkiye bu özel bilgiyi verirse, eğer gerçekten böyle bir şey varsa, bu özel bilgiyi verirse o zaman oradaki vatandaşlar Türkiye'den emekli olmak zorunda kalırlar tamamıyla. Çünkü yardım kesilecek diyorsun. Aynen öyle. Yani bizim de biliyorsunuz ki ülkemizde emekli olabilmesi için orada yardım almaması gerekiyor ve çalışmaması gerekiyor. Evet. Oradaki ülke bunu Türkiye'ye beyan ediyor. Senin vatandaşın burada yardım alıyor veya da çalışmıyor diye beyan ettiği için Türkiye'de bunu vermek zorunda, mecburiyetinde kalabiliyor ki o yüzden vatandaşlarımızın tek yapacağı şey SGK'dan emeklilik haklarına bir an önce müracaat etmeleri. Tamam. Peki.